Sevgili izleyiciler, Mükemmel Akıllar'da bugünkü konuğum Sayın Selin Üstüner. Kendisi EVOL Liderlik Koçluk'tan hem eğitmen hem danışman hem de profesyonel koç. Bugün onunla Mükemmel Akıllar'da güzel bir sohbet gerçekleştireceğiz. Selin hoş geldin. Nasılsın? Hoş bulduk. İyiyim. Sen nasılsın? Sağ ol. Teşekkürler. Birazcık Mükemmel Akıllar konseptinden sana da her konuğa bahsettiğim gibi kısaca bahsedeceğim. Akıl bizim için bir metafor. Aslında bir koç, bir mentor gibi doğuştan var olan ve bizimle birlikte gelen bir süreçte bizim aslında karar vermemizi sağlayan. Bununla birlikte zekamız zaman içerisinde devreye giriyor. Bir de kalbimiz var. Biz bu üçgen içerisinde, zaman içerisinde farkındalıklarımızla yol alıyoruz. Öncelikle biraz seni tanımak istiyoruz. Hem sevgili seyircilerimiz senin bu hayatta aklını, zekanı, kararlarını nasıl yönettiğini, görevlerini, iş hayatını, dengeyi nasıl kurduğunu biraz dinlemelerini istiyorum. Çok başarılı işler yapıyorsun. Bulunduğu noktalarda, kendi hayatını idame ettirirken çıktığın yolculukta birçok tecrüben var ve bunları biz özellikle izleyicilerimizle paylaşarak bu tecrübelerin onlara da aslında ışık tutmasını istiyoruz. İstersen biraz seni tanıyarak başlayalım. Tabii. Kimsin, neler yapıyorsun? Zaten girişte bahsettin. Eğitmenim, danışmanım, profesyonel koçum. EVOL Liderlik ve Koçluk Eğitim Danışmanlığı bizim firmamız. Hani orada ortağım. Liderlik gelişim programları yapıyoruz. İşte koçluk, mentorluk sistemleri kuruyoruz. Takım koçluğu programları, grup koçluğu programları, bireysel yönetici koçluğu yapıyorum. Onun dışında EMCC Türkiye'de görevlerim var. EMCC Avrupa Koçluk ve Mentorluk Derneği diye geçiyor Türkiye'de. Orada akreditasyon çalışma grubunun eş başkanıyım. Program akreditasyonlarına bakıyorum. Bir de araştırma ve globalle uyumlanma diye bir çalışma grubu var. Onun lideriyim. Bunun dışında bir de Altınbaş Üniversitesi'nde gene EMCC'nin tasarladığı Türkiye'nin ilk koçluk ve mentorluk yüksek lisans programı var. Yönetici koçluğu ve mentorluk diye geçiyor. Orada program koordinatörüyüm. İşle ilgili bu şekilde yolum devam ediyor. Çok güzel. Yani anladığım kadarıyla bayağı bir aslında görevi yürütüyorsun. Şimdi, evet. Koçluğun içerisindesin. Mentorluk tarafı var. Aynı zamanda üniversitede aldığın bir görev var. Peki biraz daha geriye gidersek, çocukluğundan başlayarak Selin çıktığı yolculukta yaşamındaki değişimleri, bugünkü noktaya gelişindeki serüveninde aklını nasıl kullanır? Kararları, kırılma noktaları, bir yandan da senin öğrenme iştahını biliyoruz. Evet. Birçok eğitim aldın, çok fazla aslında ünvanın da var bununla ilgili ve hala da bu süreç devam ediyor. Öğrenirken öğretmeye de devam ediyorsun bu yolculukta. Evet. Biraz bunu akılla bağdaştırarak gönlün ve zekan yolunu nasıl çiziyorsun? Birazcık izleyicilerimize bahsedersen. Tabii ki. Dediğim gibi yani öğrenme yolculuğum hep devam ediyor ve edecek herhalde sonsuza kadar devam edecek bir süreç. Akıl benim için sadece zihinle sınırlı bir kavram değil. Öncelikle onu söyleyebilirim. Hani akıl tabii ki zihin çok önemli bir kısmı ve benim de kendim bildim bileli çok güçlü olduğum bir alan. Güçlü olmaktan kastım ağırlıklı kullandığım, hatta zaman zaman gölgesine düştüm diyebileceğim bir alan. Çok zihinsel yaşadım hayatı. Ama benim için akıl şu an bulunduğum noktada farklı boyutları da yaşatabilmek, onlardan gelen bilgileri de devreye alabilmek aslında. Bu ne? Bu boyutlar. Fiziksel boyut, beden çok önemli. Duygular, sen de zaten kalp dedin. Zihin bir kısmı, bir de ruhsal, tinsel boyut, yani bizim anlam arayan, spiritüel de denebilir. Yani herkesin tanımı farklı. Biraz da bu şeyden geliyor, benim herhalde 5 senedir falan çalıştığım Gestalt psikolojisinden geliyor. Varoluşumuzun 4 boyutu. Bu 4 boyutu da devrede tutarak, her boyutun hakkını vererek aslında oradan gelen verileri duyarak, yorumlayarak, onlara göre hareket ederek yaşadığımda ben akıllı davranıyorum diyebiliyorum kendime. Peki bugün geldiğin noktada aslında biraz daha aldığın eğitimlerden ve süreçten bahsettim ve hala devam ediyor. Peki o gençlik yıllarında okuluna karar verirken, eğitimine karar verirken bir serüvenin vardı. İngiltere'de bir eğitim aldın. Bunun dışında aldığın eğitimler var. Biraz bunlardan bahseder misin? Oradaki kararları sen ne kadarında karar sahibiydin? Burada kendin mi daha çok yolunu çizdin? Mentorun veya rol modellerin var mıydı? Seni etkileyen neydi bu yolculukta? Biraz burada sana ilham veren şeyleri duyabilirsek. Tabii belli bir yaşa kadar aslında çok da karar alıcı değildim. Daha çok uyumlanandım ben. Yani bir uygun görülen bir takım seçenekler vardı, önüme sunulmuştu ama hani şey, zorunlu seçmeli dersler vardır ya, onun gibi. Daha çok aile tarafından. Aile tarafından belirlenen şeyler oldu. Tabii ki yani hiçbir zaman zorlanmadım ama çok da üzerine düşünmedim. Bir yerden sonra artık üniversite işte seçim dönemi olur, işte sınavlara girersin gibi. Oralarda artık ben yavaş yavaş kendi kararlarımı verebileceğimi fark ettim. Hani öyle bir benim de hakkım varmış karar vermeye gibi. Ama o zaman çoğunlukla zihinseldi. Yani ben hep böyle artı eksi analizi, zihinsel olarak bir şeyleri anlamlandırma, analiz etme eğiliminde oldum. Mantık, hani mantık bunu gerektirir. Mantıklı olan budur. Hep mantıkla hareket ettim. Bana çok şey kattı, inkar edemem. Ama şu an geriye dönüp baktığımda aslında beden ve duygular da çok şey söylemiş o kararlarla ilgili. Belki daha farklı kararlar alabilirmişim o zaman. O verileri de dikkate alsaymışım. Ben onları yatsıdığımı fark ediyorum uzun süre. Peki bunu fark etmen bu daha okul hayatından sonraki eğitimler sırasında mı daha çok kendini keşif yolculuğunda ortaya çıktı? Okullar da bittikten sonra, yani aslında Steve Jobs'un çok güzel bir lafı var. Hani noktalar geriye doğru birleştirilir. Olay anını yaşarken fark etmiyorsun da geriye dönüp baktığın zaman bir şeyler netleşiyor. Hani ne neye vesile olmuş, aralarında nasıl bir bağlantı var. Şu an anlamlandırabiliyorum aslında baktığımda. Gittiğim okullar çok iyi okullardı. İngiltere'de master yaptığım okulda yani en iyi işte işletme okullarından biriydi. Warwick Business School. Güzel, bunlar güzel şeyler hayatımdaki ama geriye dönüp baktığımda, o zamanları gözden geçirdiğimde yaşadığım şeyleri, bendeki duygusal etkilerini, sonrasında yaşadığım fiziksel işte semptomlar bedenimde, iş hayatına ilk girdiğim zamanlarda hani aslında benim için uygun olmayan, bana iyi gelmeyen, benim için doğru olmayan yerlerde sadece mantıklı olduğunu düşündüğüm için ve hani sonuçta referans alıyoruz bazı şeyleri, bazı insanları, hani insanların da onayladığı, hoşuma giden, doğru kabul ettiğim insanların yaptığı şeyler olduğu için yaptığım bir takım adımlar diyeyim. Hani bana iyi gelmemiş ama mantıklı olduğu için yapmışım. Yapmışsın. Şimdi etkilerini fark edebiliyorum. Güzel. Peki şu an farkında olan bir Selin olarak dönersen, gene yol arayışında olan veya yola yeni çıkan izleyiciler bu programı izlediğinde mesela neyi farklı yapmalılar? Buraya doğru gelirken belki 30'lu 40'lı yaşlara nelere bakıp hayat adımda, üniversiteye girerken, üniversitedeyken, sen gençlerle de çünkü çalışıyorsun, programlar yapıyorsun. Neleri aslında bulmaları, keşfetmeleri gerekir? Kendilerini öncelikle. Yani bir insanın kendine sorabileceği en önemli soru ben kimim? Benim de yolculuğum aslında o şekilde başladı. Şeyi fark ettim. Kendime hiç dönüp bakmamışım. Ben kimim, ne istiyorum, ne benim hoşuma gider, benim değerlerim ne, ben neye göre hareket ediyorum, iyi yaptığım şeyler neler, hani güçlü yönler, koçlukta çok çalışırız. Kendime dair bunları çok da bilmediğimi fark ettim ama çok acıklı, farklı insanlarla ilgili bana sorular sorsalar, hani bilmem kimin güçlü yönlerini sayabilirim, o neyi sever, neyden hoşlanır, onları bilebilirim. Aynı şeyi kendime yapmadığımı fark ettim. Yani bir insanın bence yapabileceği en İyi şey başlangıçta ben ne istiyorum sorusunu sorabilmek. Çünkü kendini tanıdığında ancak ona göre adımlar atabiliyorsun. Güzel. Peki nasıl başlamalılar? Bazen insan kitap okur ama belki o jenerasyon farklı olabilir veya o kişilik kitap tercih etmeyebilir. Bir koç mu, bir danışman mı, bir rehber hoca mı? Mesela biraz daha kaynak araştırmaları gerekse nasıl bir ilerleme sağlamaları lazım? Yani kitaplar çok çeşitli. Kitap okuyarak başlayabilirler. Ben kendi gene deneyimimden söyleyeceğim. Çok hani analitik taraftan geldiğim için hani böyle kişisel gelişim şeylerine de çok karşı olarak geldim o yaşlarda, öyle söyleyeyim. Denemek, yani aslında yeni bir deneyimle karşılaştığınızda, daha önce hiç karşınıza çıkmamış, denemediğiniz bir şey, bazı şeyler bir kıvılcım çaktırır, bir şey olur, bir şey sizi çeker. O çeken şeyleri denemek, hani akılla mantıkla düşünüp yani ne gerek var, çok da mantıklı değil gibi zihinle analiz edip bir kenara atmak yerine ne kadar çok farklı şeyi denerlerse, neyi sevdiklerini, neyin onlara iyi geldiğini, belki çok iyi yaptıkları bir şey, çok yatkın oldukları bir şey ama denemedikleri için bilemeyecekler. Farklı farklı şeyleri denemek ve ona göre kendilerini onların aynalamasıyla tanımak yardımcı olabilir. O zaman biraz daha şundan bahsediyor olacağız. İzin vermek çok önemli. Yani birçok şeye kendini kapatmak değil, belki rock sanatçısını da seviyor olabilir, sahnede izliyor olabilir. Biraz daha biz bunu anlamlandırma diyoruz. Eğer onun gibi olmak istiyorsak, NLP'de de baktığımız bu kişinin, oradaki onun başarısını sağlayan ne? Onun da muhtemelen başka korkuları, kaygıları var. Belki oraya gelene kadar vardı. Belki de arkada çok büyük bir sahne korkusu var. Ama ön plana geçtiği zaman dünyanın tanıdığı bir star olabiliyor. Bu belki aklımıza gelen onlarca ismin yaşadığı şey veya bir CEO. Topluluk önünde konuşan. Hiç kimse çocukluktan belki bir anda oraya oturmuyor ama demek ki bazen bir mentor, kitap okuduktan sonra belli bir dönemde kitap tüketen insanları da çok çevremizde görüyoruz. Bir yerden sonra kitap da yetmiyor çünkü farkındalık olduktan sonra aksiyon yoksa veya o aksiyonu etkileyen, söylediğin gibi bariyerler varsa bu bariyerlerin açılmasına izin vermek için demek ki bazen eğitim sistemine, bazen iş hayatına atıldıklarında bir mentorluk, bir koçluk veya şirketlerin düzenlediği eğitimlerden hayır demek yerine biraz aslında anlam çıkarmak, kendi yolculuğunda, keşifte aslında herkesi biraz bilgi olarak sömürmek fırsatı varken. Çünkü daha ileride de baktığında insanlar genelde travmatik hatalar yapmaya başlayınca acaba şimdi ne yapabilirim diyor. Bu bir terapist de olabilir, hiç şey değil. Yok, tuhaf bir çok, şey çok değil, çok şey. Da güzel kendini keşfetmek için. İnsanlar galiba şundan biraz uzak duruyor, ben yaparım, başkasından yardım istememe gerek yok veya ben zaten çevremde güçlü tanınıyorum. Bir de herkese akıl verebiliyorum, şimdi nereden çıktı birinden yardım istemek, ben bununla baş edebilirim. Ama bazen hayat diyor ki daha çabuk, kısa yoldan aslında koçluk ve mentörlüğün de en büyük sağladığı şey başkalarının bilgi ve tecrübelerini direkt aslında deneyimlemek, bir mentörle çalışmak belki veya bir koçla yolunu bulmak. Kişi için en iyi olabilecek şey ve sen şu an gençlerle de bazı projeler yapıyorsun. Onlar da gördüğün yeni jenerasyon olarak kurumlara giriyorlar. Kurumların birçok kendi içerisinde olumlu veya negatif dediğimiz bazı yanları var. Sadece iyi bir eğitim almış olmak yetmiyor. Hayat tecrübesi, onların daha çok yeni olduğu için bazı şeyler yetmiyor. Bir takım oyunu oynamak kişilik olarak veya bir takımın parçası olmak için kendini ait hissetme savaşında farklı stratejileri öğrenmek. İşte eğitiminin üzerindeki yetkinliklerinin, bilgisinin, becerisinin, liderlik özelliklerinin, ifadesinin, konuşmasının, bazen diplomasinin, birçok şeyin aslında içine giriyor. Bazıları bocalıyor, bazıları erken terk ediyor, bazıları da başarabiliyor, savaşıyor ve farklı kişilik tipleri var. Sen orada en çok ne görüyorsun? Oradaki yorumun ne? Bir jenerasyon oraya doğru gidiyor ve kurumların da bize hep çalışırken söylediği işte bu Z kuşağını nasıl yöneteceğiz, ne yapacağız? Hatta ikinci Y kuşağı bile onlara zor geliyor. Senin bakış açında onları yetiştiren veya mentorluklarını yapan, bazen koçluklarını yapan Selin olarak ne görüyorsun? Yani her kuşak için söylüyorlar. Ben Y kuşağıyım, bana da söylediler. Muhtemelen öncesinde X kuşağına da söylediler. Yani her gelen jenerasyon farklı bir şey getiriyor. Zaten o farklılıklar güzel olan. Yani direnmek yerine aslında bu ne getiriyor, nasıl bir zenginlik sağlıyor ona bakmak gerekiyor. İlk söylediklerinden aklıma takılan bir şey var. Hani insanlar genelde koçluğa, mentorluğa çekimser bakabiliyorlar. Hani ben zaten güçlü tanınıyorum. İşte ben millete akıl verirken işte yardım istemem gibi. Bunlar çok sert cümleler aslında ve koçlukta, mentorlukta yaptığımız şey bu değil. Yani güç tanımı, senin söylediğinden bende kalan algım diyeyim, kendine duyarsızlaşmayla ilgili yanlış bir güç tanımı gibi geldi bana. Yani koçluk, mentorluk bunlar değil. Yani sende zaten var olan özellikler var. Onları kendine duyarsızlaştığın için görmeme ihtimalin var. Ama bir koçun, mentorun eşliğinde onun sorduğu sorularla, yaptığı yansıtmalarla, aynamalarla kendine aslında daha derinden bakma şansın oluyor. Evet. O anlamda herkes için yararlı olabilecek bir şey. Gençlere geldiğimde gençlerle çalışıyorum. Hem iş hayatına yeni girmiş olanlarla hem de üniversite öğrencileriyle gönüllü koçluklar da yapıyorum. Bazı projelerde de bir araya geliyoruz. Benim için çok eğlenceli, keyifli ve umut verici. Yani o kadar özgüvenli, ne istediklerini bilen, net ve açıklar aynı zamanda. Yani kapalı da değiller. Aslında çok şey katabilirler. Orada şey dengesi bence önemli. Kendilerinin farkında olmaları, çünkü sunacak çok şeyleri var, çok artıları var. Onları koruyarak uyumlanmak iş hayatıyla. Çünkü iş hayatına girdikleri zaman uyum sağlamak adına o dinamiklere adapte olmak anlamında oldukları halden bambaşka bir hale geçebiliyorlar fark etmeden ve fark ettiklerinde çok geç oluyor. Yani 10 sene, 15 sene kaybediyor insanlar. Evet. Özlerini koruyarak, çünkü çok avantajlı oldukları konular var, onları getirerek orta noktada nasıl buluşulabilir? Yani koçluk alabilirler, mentorluk alabilirler. O zaman zaten bir tek taraflıktan bahsetmiyoruz. Bizim de kurumlarda çalışırkenki misyonumuz, bir misyonumuz da aslında bunu anlatmak. Yani karşı taraf bir değişim katalizörü olabilir. Aynen. Sen bunu nasıl yöneteceğini değil, bu değişimi aslında içeri nasıl adapte edeceğini biliyor olman kurum olarak. Şirketin de o şekilde dönüşmesi. Kendini gerekiyorsa dönüştürmen, revize etmen. Geçmişte uygulanan management training dediğimiz çok güzel programlar yapıldı. Türkiye şu anda terk edildi birçok kurumda. Bunları içeri getirmeye başladığında aslında çok iyi bir jenerasyon alt taraftan diğer tarafı besleyecek ve kurumların da zaten hizmet ettiği son kullanıcılar da değişiyor. Y kuşağı oluyor. Belli bir kuşak yaşlanıyor. Talepler değişiyor. O Z kuşağının ürünleri, hizmetleri aldığını görüyoruz. Dolayısıyla onlar hem çalışan hem aslında müşteri. Baktığımızda öyle. Hayatta. Peki şundan bahsedelim kısaca. Pazarlama ve strateji okudun İngiltere'de. Bunu insanla ve koçlukla, mentorlukla ilişkilendirdi. İnsan bir proje veya bir marka olduğunda kendi üzerinde nasıl çalışmalı? Bir strateji nasıl olmalı? Pazarlamada da en çok kurduğumuz cümleydi. Yani her şey bir ürün olabilir. İnsan da bir üründür falan. Bana çok soğuk geliyor ama aslında mantıklı. Marka olarak daha çok. Şu an influencer'lar da var biliyorsun, çok fazla. Evet. İnsanlar marka olmayı, tanınmayı ve aslında duygularından yola çıkarak kendini beğendirmeyi, aslında o ekranın karşısında yaptığı makyajla veya yani yaptığı bir konumlamayla ilgili. Yani pazarlama da benim bakış açımda, yani bütün bu aldığım eğitim vesaire düşündüğümde pazarlama değer önerisiyle ilgili bir şey. Ne değer önerisinde bulunuyorsun? Konumlamayla ilgili kendini nasıl konumluyorsun? Ve farklılaştırmayla ilgili. Ne kadar farklı olursa o kadar öne çıkar, görülür, işte satın alınır bir ürün. Ama kişisel marka olarak baktığımızda zaten herkes birbirinden farklı, kimse birbirinin aynısı değil. Yani koçlukta da ön kabulümüz, yani herkes bir tane, yani hiçbirimizden bir tane daha yok. Hepimiz farklıyız. Zaten bunu kabul ettiğinde, bunun bilincine vardığında, kendi farklılıklarının, sana özgü yönlerinin, özelliklerinin farkına vardığında ve başkalarına benzemeye çalışmak yerine bunları güçlendirdiğinde, bunları ön plana çıkardığında zaten marka oluyorsun. Yani markadan kastım sen neyse. O zaman konu yine farkındalığa geliyor. Gene bir profesyonelle gerektiğinde çalışmaya geliyor. Tabii. Yani sadece bir bilincin yoksa, farkındalığın yoksa o zaman başkaları seni evirip çevirdiğinde aslında sen gibi olmaktan çıkıyorsun. Aslında bu daha çok ekrana yansıyan insanlarda gördüğümüz şey. Yani kendisini yönetemediği için onu başkası yönettiğinden aslında biraz daha kişiliğini bulması zorlaşıyor. Çünkü biraz daha orada tanınan ve medyatik olması için ona neyin doğru olduğunu başkaları söylüyor. Ama kendi tarzını koyan insanlarda belki Yeşilçam'dan bazı sanatçıları hatırlarız. Belli şeyleri, kuralları vardır veya bugün veya Amerikalı sanatçıları. O kuralı koyduğunda sahneye veya ekran karşısına çıkmadan aslında kendini tanıyordur. Evet, kendi bilinci vardır. Bu da bir süreç tabii ki. Tabii ki o biraz da özgüven inşa etmekle alakalı. Tabii gençliğimizde, o ergenlikten itibaren bir yere ait olmak istiyoruz, bir gruba ait olmak istiyoruz, kabul edilmek istiyoruz, işte sevilmek istiyoruz gibi. Hani bunları yapmamızın hepsinin altında bir takım sebepler var. Yani bir ihtiyaç var. O ihtiyacı fark etmek ve o ihtiyacın bunlarla giderilmeyeceğini anlamak aslında. Bu da kendinle çalışmakla olacak bir şey. Çok güzel. Evet. Peki bir de her programda kitap konusu geliyor. Senin için farklı olan, izleyicilerimizin okumasını ve kendilerine de bir şey katmasını sağlayacak bir veya iki tane kitap önerin olursa. Tabii ki olur. Çok sevdiğim iki kitap. Bir tanesi Debbie Ford, Işığı Arayanların Karanlık Yanı. Bu kitap gölgeleri anlatır. Carl Jung'un gölgeler kavramı vardır. Kendimizde kabul etmediğimiz, yadsıdığımız, fark etmediğimiz taraflar. Ve başkalarında da bizi en çok irite eden taraflardır. Olumlu da olabilir gerçi. Hani, aa şu insan çok yaratıcı, ben hiç öyle değilim dediğimde de bu benim bir gölgemdir. O gölgelerle bizi çalıştıran bir kitap aslında. Yani anlatımı da çok güzel. Etkili bir kitap. Ben de çok etkili olmuştu. Bir tanesi de Gabor Mate diyeceğim. Macar asıllı bir Amerikalı yazar. Aslında doktor bu adam. Vücudunuz hayır diyorsa kitabın adı. İşte bedenin mesajlarını dinlemek, duymak, almak demiştim. Yani beden her şeyi söylüyor aslında. Bütün duyguların da bedende bir iz düşümü var. Bütün düşüncelerimizin bedende bir iz düşümü var. Evet. Bütün ruhsal tatminlerimizin veya tatminsizliklerimizin bedende bir şeyi var. Bedenden gelen her şeyi duymak, anlamak üzerine bir kitap. O da çok etkili bir kitap. Çok güzel. Tavsiye ederim. Aslında her şey gene konuştuğumuz bugün kişisel olarak insanın kendini tanımasıyla. Bunun içinde tabii ki akıl, zeka ve kalp bütününü mutlaka devreye almak gerekiyor ki bu farkındalıkta. Orada da atacağımız bir adım daha var. Kendimiz yapamıyorsak neden yardım almayalım? Kesinlikle. Bunu da kabul etmek çok önemli. Kesinlikle. Peki Selin, çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Keyifli sohbet için. Ayağına sağlık diyorum. İnşallah ileride tekrar bu programda yeni projeler konuşmak üzere diyelim. İnşallah. Peki. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler, bugün sevgili Selin Üstüner'le Mükemmel Akıllar'da kendini tanımakla ilgili daha çok konuştuk. Mükemmel Akıllar Business Channel Türk'te her perşembe saat 6'da. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere.